İnsanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da, cinler onların taşkınlıklarını arttırırlardı. Cin Suresi 6. Ayet. Yani el cinni,
Ya Elmunam, ya El-İbri. Hasbinen dinindeki El-Cin. Ya Elmunam, ya El-İbri. Ya Elmuna, ya El-İvri, hasbinen minneti El-Cin. Ya Elmuna, ya El-İvri, hasbinen minneti El-Cin. Ya Elmuna, ya El-İvri, El-Cin. Ya Elmuna, ya El-İvri, hasbinen minneti 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 Ne haliniz varsa ne görün. Ne olur gitme. Yeter be. Gitme ne olursun gitme Muzaffer gitme. Bana acımıyorsan oğluna kızına acı Muzaffer. Allah belanı versin Muzaffer. Allah lanetsin seni. Muzaffer, iyi misin hayatım? İyiyim ben. Bir rüya gördüm. Sen yat hadi. Ne olacak bu kabuslar Muzaffer? Bilmiyorum. Acaba Elif'in doktorundan bir randevu da senin için mi alsak? Sen beni düşünme. Ben iyiyim. Sen yat hadi. Yat hadi. Hadi.
Kendi alanım olan bilinçaltı temizliği ve arındırma işlemi uygulayacağım. Yeliz Hanım, siz iyi bir astrologsunuz. Sizi tavsiye eden komşumuz enerji uzmanlığınızdan da bahsetti bize. Keza biz de sizi bunun için davet ettik. Evet, doğru. Asıl alanım enerji uzmanlığı. Ayfer Hanım sizden bahsederken hiç değilse acılarını dindirir demişti. Onun da oğluna bilinçaltı temizliği yapmışsınız. Doktorumuz hayallerine çok fazla müdahale etmememiz gerektiğini söyledi. İnanır mısınız? Kızımın bu halüsinasyonları yüzünden çok sevdiği köpeğini bile evimizden uzaklaştırmak zorunda kaldık. Kızınızın yaşadığı bu sağlık problemi sizi ve onu derinden etkilemiş durumda. Kızınızın hiçbir arkadaşının olmaması da bu durumu biraz tetiklemiş. Psikolojik olarak içinde bulunduğu süreç onun hayal dünyasında canlandırdığı fakat olmayan kişilerle arkadaşlık kurmasına itmiş. Haliyle sizin bu duruma biraz inanmış olmanız ve işlenmiş olmanız da hastalığınızın yükseltmesine neden oluyor. Doktor Bey, rüyada mıyız, gerçekte miyiz çözemez olduk. Sürekli hayaller görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Seanslarınız bitmeden tam anlamıyla teşhis koymam pek mümkün değil. Fakat gidişata göre konuşmam gerekiyorsa bu bir şizofreni başlangıcı olabilir. Biz ailecek deli miyiz? Hayır, böyle düşünmeyin. Şizofreni ve akıl hastalığı birbirinden çok zıt vakalardır. Siz kızınızın hayal gücüne ve kendi gördüğünüz halüsinasyonlara şu an çok müdahale etmeyin. Diğer seanslardan sonra daha net konuşacağım. İlaçlarınızı da kullanmayı ihmal etmeyin. Ben de karım da kızımız gibi sürekli kabuslar görüyoruz. Bunu engelleyemez miyiz? Evet, bu mümkün. Size bazı meditasyon ve totemler uygulayacağım. Bunu yaparak hem sizin görmüş olduğunuz halüsinasyonları hem de Elif'in görmüş olduğu korkunç kabuslardan arınmanızı sağlayacağım. Ne kadar sürecek bu tedavi? Öncelikle Elif'i ve sizi tanımam gerekiyor. Yani? Ortalama bir hafta kadar diyelim. Vallahi Yeliz Hanım, bizim denemediğimiz hiçbir yöntem, gitmediğimiz doktor, hastane kalmadı. Doğduğunda çok sağlıklıydı Elif. Bir anda böyle oldu. Bir anda sanki ailemizin üstüne bir kara bulut çöktü. Yaşadıklarımızın hangisi gerçek, hangisi hayal, biz artık seçemez olduk. Sen benim içimi yaktın, senin de ciğerin yansın, Muzaffer. Senin de o kadının da kaderi kara olsun. Allah seni kahretsin, Muzaffer. Gidişata göre konuşmam gerekiyorsa bu bir şizofreni başlangıcı olabilir. Bu bir şizofreni başlangıcı olabilir. Muzaffer, Muzaffer, ne oldu canım, daldın yine? Yok bir şey, iyiyim ben. Ben bir Elif'e bakayım. Sen anlatır mısın? Tabii anlatırım güzel kızım. Hangi masalı anlatayım? Kipri kedi masalını anlatır mısın? Anlatırım tabii. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Bir zamanlar ülkenin birinde Kiki adında çok kötü kalpli bir cin yaşarmış. Bu cin çok kötülük yaparmış. Bulaştığı her insana kötülük yapar, sonra da onlarla evlenirmiş. Prensesin tabii bundan haberi yok. Arkadaşları beraberken canları sıkılmış, bir oyun oynamaya karar vermişler. Kibrit çöplerini yakmışlar. Sonra da Kiki, geldin mi? Geldiysen haber ver demiş içlerinden birisi. Kiki gelmiş. Kiki bir gün işte prensese aşık olmuş.
kadar çok aşık olmuş ki prensesi. Kendinden başka kimsenin sevmesine müsaade etmemiş. Bir zaman sonra da prensesin etrafında kim varsa hepsini öldürmüş. Peki prenses Kiki ile oyun oynuyor muymuş? Tabii. Kiki prensesi mutlu etmek için her şeyi yapıyormuş. O zaman benimle de oynasın. Elif. Kızım yine burada mısın anneciğim? Hadi gel aşağıya gidiyoruz olur mu? Ama anne. Anneannem bana masal anlatıyordu. Gel aşağı inelim bak seni kimle tanıştıracağım. Sonra yine geliriz anneciğim. Bak bu pamuk kız. Senin oyuncağın var mı? Yok bir tane. Ama istersen seninle oynayabiliriz. Tamam, olur. Hem annem sana da kibrit cicim masalını anlatır. Kibrit cicim mi? Evet, Kiki. Annem vefat ettiğinde Elif 5 size kendisine ölmüş birinin sürekli korkunç hikayeler anlattığını mı söylüyor? Bu kadar olsa iyi. Gelinlikli bir kızın gelip kendisiyle oyun oynamak istediğini, onu da gelin yapmak istediğini söylüyor. Olmayan kişilerle konuşuyor, sohbet ediyor, onlarla oyunlar oynuyor. Peki doktoru bu durumla alakalı sadece ilaç mı veriyor? Şizofreni başlangıcı olduğunu söylüyor. İlaç verip gönderiyor. Bir sonraki seansı bir ay sonra. Doktor da ne kadar doktor orası tartışılır. Nasıl yani? Öneri üzerine gittik. Ancak doktora falan da benzemiyor. Merdiven altı gibi bir şeydi. Sizi de çok önerdiler. Bir umuttur diye başvurduk size. Siz hiç merak etmeyin. Ben sizin için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ayrıca kardeşim de bu konuyla alakalı şu an bir tez hazırlığı içinde. Psikoloji okuyor. Onun da görüş ve önerilerini alacağım. Yeliz Hanım, ne olur kızımı kurtarın. Ne isterseniz yapmaya hazırız. Siz hiç merak etmeyin. Ben en iyisini yapacağım sizin için. Muzaffer, ne var bu kere gülerlik davransan şu davransan şu davransan. Bana ne yapacağını söyleyemezsin. Allah aşkına, yeter artık, yeter artık. Demek güler yüz istiyorsun ha? Al sana güler yüz. Allah beni hanıma eylesin. Yüzünü gülmesin. Güzel. Daldın yine neyin var? Yok bir şey. Enerji uzmanının söylediklerini düşünüyorum. Kız yattı mı? Yattı. Ben konuştum enerji uzmanı kızla. Yarın gelecek, bir hafta kalacak bizde. İnşallah bir çare olur. İnşallah. Thank you.
beni dinlemek anne. Aşağı inin. Ben Yeliz Hanım'ı arayacağım. Bilinç mi açıyor, enerji mi gönderiyor, ne yaparsa yapsın. Yoksa kafayı yiyeceğiz. Alo, Yeliz Hanım. Peki, peki. Yani gerçi yarın gelecektim ama... Eve uğrayıp çantamı alıp geliyorum o zaman hemen. Tamam, tamam. Görüşmek üzere. Ne işi kızım bu saatte ya? Ne yapalım? Her işin kendine göre bir zorluğu var. Anlat bakayım bu iş neymiş? Belki bizim tezimize de bir katkısı olur. Evet ya. Ya gerçek. Yaşanmış bir vaka, götür bu doktoru mor etmeliyiz. Aa, ne oldu ki? Ya, şimdi biz tez hazırlıyoruz ya. Cinler, periler falan. Bunun için bir tane medyuma, bir de psikiyatriste ihtiyacımız var. Tamam mı? Gittik abi. Psikiyatristin bir ağzımıza sıçmadığı kaldı. Adam dinlemedi bile. Ay hayır, bir de ukala. Ay resmen kovdu bizi ya. Hayır yani bunu anlatmanın da adabı vardır değil mi? Sen anlat bakayım. Belki bak bize de bir ekmek çıkar. Anlattıklarını bir bir kaydediyorsun, tamam mı? Sonra da biz o psikiyatristin önüne çıkıp yüzüne vuruyoruz. Aynen. Tamam tamam. Hadi beni bırakın artık. Tamam bırakacağım ama önce hadi bakalım. Deniz'i bırakacağım, sonra seni. Tamam hadi. İyi bir şey. Kızım. Elif. Satı. Koş. Elif. Ambulans ara. Çabuk ambulans ara. Satı. Kızım. Hadi ara şu ambulansı. Telefon açılmıyor. Kızım. 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 Gel. Yardım edin ne olur. Elif ölüyor. Kızım. Elif. Ne yapıyorsun? İyi ben de. Ya sana bir şey danışacağım. Bizim Yeliz'in bir hastası var. Küçük bir kız. Kız cinlerle falan konuşuyormuş. Ona bir bakabilir misin? Hem benim bu teze de belki bir faydası dokunabilir. Allah yardımcıları olsun. Çok üzüldüm.
Tamam, tamam. Bakarız bir çaresine, tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Elif. Elif kızım, uyan. Ne? Sen mi geldin? Ben geldim kızım. Gel masal anlatayım sana. Benim ikinci evliliğim. İlk evliliğimi aile baskısıyla yapmıştım. Aşık olmamıştım hiçbir zaman Şenay'a. Şenay kanserdi. Aradığım o değildi. Ondan olan çocuklarımı bile yabancı gibi gördüm her zaman. Sonra bir gün Satı'ya rastladım. Aradığım her şey onda gizliydi sanki. Bir gecede her şeyi yakıp Satı'ya gelmiştim. Şenay ayrıldıktan bir süre sonra ölmüş. Çocukları, teyzeleri Perihan almış. Perihan büyüyle ilgilenirdi. Sizce o bir şey yapmış olabilir mi? Tabii ki. Bu da muhtemel bir durum. Bilinçaltı temizlemesi yaptığım her hastamda yoğunlukla böyle bir durumla karşı karşıya geliyoruz. Ama siz hiç merak etmeyin. Bugün itibariyle ben elimden gelenin en iyisini yapacağım sizin için. Bu arada lavabonuzu kullanabilir miyim? Tabii. Şey yukarıda sol tarafta. Teşekkür Merhabalar. Kusura bakmayın, biraz geciktim. Ama siz? Muzaffer Bey, iyi misiniz? Bu anlattıklarınız kabus gibi. Bunun adı her neyse bize kafayı yedirtecek Yelisan. Bilinçaltı diyorsunuz, şu diyorsunuz, bu diyorsunuz. Ama iki farklı insan aynı anda aynı kabusu nasıl görebilir? Hadi kızım deli diyelim. Peki ya biz? Bu yaşadıklarımız ne anlama geliyor? Bu olanlar hep senin o eski bağlısının pislikleri yüzünden. Satı. Ne var Muzaffer? Ne var? Annemin o amansız ölümü.
Hem de senin karında aynı hastalıktan. Sonra kızım. Onun günah neydi? O masumun günah neydi? Satı yeter artık, sus. Susamam Muzaffer, susamam. Bugüne kadar hep sustum zaten. Muzaffer Bey, Satı Hanım. Bir sakin olun olur mu? Konuşalım. Sakin olun. Satı Hanım, ben bir su getireyim size. Mutfak ne tarafta? Şurada. Dün gece yaşadıklarımızdan sonra artık eminim. Kesinlikle büyü var. Kızımın yaşadıkları da acaba büyüden mi ki? Yani olabilir. Yani büyü de bir nevi enerjisel bir durum. Ama biz önce Elif'in bilinçaltını bir temizleyelim. Daha sonra size bakalım bence. Eğer üzerinizde gerçekten dediğiniz gibi bir büyü varsa... bu konuyla alakalı çok yakın bir tanıdığım var. Ondan yardım isteyeceğim. Yeliz Hanım, dün gece siz banyoya gittiniz, kapıdan geldiniz. Mutfağa su almaya gittiniz, banyodan çıktınız. Bu nasıl bir durum Yeliz Hanım? Lütfen bizi bundan kurtarın. Kimden yardım isteyeceksiniz? Ne yapacaksanız yapın. Siz hiç merak etmeyin. Sizden sadece benim komutlarıma uymanızı isteyeceğim. Bu şekilde hem yaşadıklarımızın nedenini öğreneceğiz... hem de net bir netice alana kadar lütfen ne olursa olsun evden dışarı çıkmamanızı rica edeceğim. Ne olur insanım, ne gerekiyorsa yapın, ne olur. Elif, şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Hazır mısın? Evet. O zaman sadece benim dediklerimi yapıyoruz. Tamam mı? Tamam. O zaman başlayabiliriz. Şimdi gözlerini kapat. Derin derin nefes al. Ver. Al. Ver. Beynine odaklan. Beyninin seni götürdüğü yere git. Elif, ben şimdi neredeyim? Beni duyabiliyor musun? Evet. Uzak bir yerdesin. Peki sen neredesin Elif? Hiç bitmediğim bir yerdeyim. Yürü sana. Peki ne var orada Elif?
sessiz ol. Anneannem uyuyor. Tamam. Ama artık uyanması lazım. Hadi. Git ve onu uyandır. Banyodan ses geliyor. Banyoya git. Bekliyorum o zaman. Hadi görüşürüz. Bay bay. Nedir durum Yeliz Hanım? Ne yapacağız şimdi? Elif. Hadi sen biraz uyu bir tanem. Gel anneciğim. Muzaffer Bey, sizin yaşadıklarınız için söylemiyorum ama Elif'in anlattıklarına göre doktorunun dedikleri doğru olabilir. Nasıl yani? Kızım deli mi? Tabii ki hayır. Ama doktorunun söylediği buydu. Muzaffer Bey, şizofreni ve akıl hastalığı aynı şey değil. Elif Hanım, benim kızım gözümün önünde her geçen gün biraz daha eriyor. Aynı şeyleri biz de yaşamaya başladık. Ne olur yardım edin. Bu halüsinasyon mudur, reenkarnasyon mudur, ne diyorsunuz bilmiyorum ama yardımcı olun. Bize büyü yapıldığı kesin. Nasıl bu kadar kesin konuşabiliyorsunuz? Yeliz Hanım, siz de buna şahit oldunuz. Banyoya gidiyorsunuz, kapıdan geliyorsunuz, mutfağa gidiyorsunuz, banyodan çıkıyorsunuz. Bu nedir Yeliz Hanım? Ben kafayı yiyeceğim. Muzaffer Bey. Eğer size yardımcı olmamı istiyorsanız lütfen bana her şeyi anlatın. Geldin. Allah kabul etsin. Sağ olasın. Kusura bakma, beklettim biraz. Bu ne saçma sapan şeyler baba? Onlar
Saçma şeyler değil, onlar hakikatin kendisi. Gerçeğin ta kendisi. Onlar ateşte yaşayanlar. Karanlığın çocukları. Bir hikayesi var. Bir ara anlatırım istersen. Anlatırsın da dinleriz işte bir gün. Anlat bakayım derdini. Yeliz. Benim Yeliz'den başka ne derdim olabilir? Ne oldu Yeliz'e, bir şey, sıkıntı mı var? Nasıl anlatayım? Bu sefer riskli bir işin içine girdi. Riskli derken? Sana telefonda bahsettim. O küçük kızda da, bütün ailesinde de cin musallatı olduğuna eminim abi. Senin bu anlattıkların, bu aile, kız, büyü, muska vesaire, bu psikolog, psikiyatri gibi saçma sapan konuların, için hazırladığın bir test çalışman falan, bunlarla alakalı olabilir mi? Ben kardeşimi kaybetmek istemiyorum. Ama ben kaybettim. Ben kaybetmeyeceğim. Tamam. Sana söz veriyorum. Eğer ona bir şey olursa devreye ben gireceğim, tamam? Tamam. Ağlama. Ağlama dedim sana. Sus. Sus kızım. Sus dedim sana. Sus dedim sana. Sus. Sus dedim sana. Sus dedim sana. Sus. Sana sus dedim. Masal anlatayım mı? Kibrit için gelecek, seni gelin alacak. Bakalım.
bu anlattıklarınıza göre Elif'in ve sizin sürekli halüsinasyon görmeniz sizin de büyüyle bağlantılı olduğunuzu gösterir. Fakat büyü neden en çok Elif'i etkiliyor? Bunun cevabı için bir süre Elif'i inceleyeceğim. Vallahi Yeliz Hanım, bizim gecemiz gündüzümüz birbirine karıştı. Biz sizden önce bir de bir medyumla görüştük. Açıkça bize bir isim verdi. Muzaffer'in eski bağlısından başkası değil. Artık daha çok eminim bundan. Biz artık her şeyden korkar olduk. Kızımın ve karımın bu durumu benim yüzümden yaşadığına artık eminim. Bu durum beni kahrediyor. Bir taraftan korkuyorum da. Her gece kabuslar, sürekli halüsinasyonlar canıma tak etti artık. Sadece izlemek ya da enerji bu durumu düzeltebilecek mi Yeliz Hanım? Şu an yaşadığımız hayal mi, gerçek mi onu bile bilemiyorum. Biraz önce de dediğim gibi, evet, ilk seansa göre negatif bir enerji olduğu kesin. Yeliz Hanım, hani bir hocadan bahsetmiştiniz, acaba bir de ona mı danışsak? Bu gece de yaşadıklarınıza bir bakalım. Eğer aynı şekilde devam ederse ben onu çağıracağım zaten. Yeliz Hanım, yalnız atladığınız bir şey var. Siz sadece Elif'i izliyorsunuz. Bizim yaşadıklarımız Elif'in yaşadıklarından daha fazla. Jandarma üsteğim, ben Seçkin Şahin Samsun. Emredin komutanım. Seçkin. Enişte. Hoş nerede? Geldin aslanım. Ne haber enişte, iyi misin? İyiyim. Ablam nerede? Elif iyi mi? İçerideler. Geç. Ne büyüsü? Ne cini? Doktor varken hacıdan, hocadan mı medet umuyorsunuz? Gitmediğimiz hastane, göstermediğimiz doktor kalmadı ki. Peki bizim gördüğümüz halüsinasyonlar ne olacak? Abla lütfen. Bak ben şimdi çıkıp dolaşacağım biraz. Siz de yatın, uyuyun, dinlenin. Elif'i de bu saçmalıklardan uzak tutun. Yazık kıza. Yarın onu başka bir doktora götürürüz. Hem gitmişken sizi de gösteririz. Ne dersiniz? Gökyüzündeki yıldızların efendisi Yüce Rabbim. Etin tırnaktan ayrılmadığı avuntusuyla uyandığım her sabah beni kızımla uyandır. O daha çok küçük. Benim günahlarımın diyetini ona kesme.
güneşin sultanı yüce Rabbim. Ciğerime ateş salan bu karanlık düğümden kurtar beni. Ciğerine ateş bıraktıklarımın ahı içinse bağışla. Anlam kazanmamış cümlelerimize anlam katan yüklememizi bulmamızda bize ışık tut. Bizi bu bedbaht, karanlık, kör kuyudan çıkar. Bakın Yeliz Hanım, bunların hepsi saçmalık. Yani ne büyüsü, ne cini. Travmatik bir durum bu. Bakın, eniştemle ablam cahil. Tamam. Peki size ne demeli? Nasıl inanırsınız bu saçmalıklara ya? Seçkin Bey. Yeliz Hanım, hani neredeler? Niye size veya bana bir şey olmuyor? Bakın ben inançsızım. En çok bana musallat olmaları gerekmiyor mu? Bakın yukarıda namaz kılıyor. Ama peşini bırakmıyorlar. E bana gelmiyorlar. Çağıralım mı? Şşt. Cinler. Şşt. Alo. Ya neredesiniz ya? Gelin kanka olalım sizinle. Ses çok. Seçkin Bey. Dalga geçmeseniz olur bırakın, mu? Bırakın bırakın hepiniz kafayı yemişsiniz. Ne oluyor Seçkin? Ne olsun abla? Sizin bu saçma sapan cinperi işlerini konuşuyoruz. Hani size bu evde musallat oldular. Size böyle halüsinasyonlar gönderiyorlar. Sonra ne bileyim ölü insanlarla konuşturuyorlar sizi. Ama siz ona rağmen bu evdesiniz ya. Onu tartışıyorduk ikimiz. Seçkin yeter. Ya ne yeteri enişte ya ne yeteri. Tutturmuşsunuz bir cin, peri, büyü bilmem ne. Başlarım cininize de, perinize de, büyünüze de. Ben çıkıyorum. Seçkin. Enişte, çekil. Benim burada işim bitti. Ben olmam gereken yere gidiyorum. Ya Yelisin, ne olursunuz siz kusura bakmayın. Kim o? Efendim, buyurun. Satı Yılmaz'la mı görüşüyorum? Evet benim, buyurun. Ben jandarma yüzbaşı Fehmi Yeşilyurt. Evet. Kardeşiniz jandarma üsteğmen Seçkin Şahin bugün katıldığı bir operasyonda şehit düştü. Satı Hanım. Satı? Satı Hanım iyi misiniz? Satı ne oldu canım? Satı. Satı Hanım. Satı. Seçkin! Satı. Satı Hanım kendinize gelin. Satı ne oldu canım? Satı. Ay Seçkin öldü. Ölmüş mü? Seçkin az önce dışarı çıktı. Thank you.
Ha? Elif daha 5 yaşındaydı. Bir gece bağırarak uyandı uykusundan. Hemen koşup yanına gittik. Yataktan kalkamadığını söyledi. Sonra ard arda gelen kabuslar, halüsinasyonlar. Kızım olmayan, görünmeyen kişilerle oyun oynamaya, onlarla konuşmaya başladı. Gitmediğimiz doktor kalmadı. Hepsi aynı şeyi söyledi. Şizofreni. İlaç verip gönderdiler. Sonra anneannesinin her gece gelip kendisine cinli masallar anlattığını, gelinlikli bir kızın kendisiyle oyunlar oynadığını söylemeye başladı. Kızım şizofreni ise biz bunları niye yaşıyoruz? Aynı şeyleri biz de yaşamaya başladık. Hatta Yeliz Hanım da yaşadı. Evet, doğru. Sana da anlattım zaten. Anlattıklarınıza göre büyü kızınıza değil bu eve yapılmış. Yani aile bireylerinize. Peki neden o zaman bir tek Elif bu kadar hasta? Büyü insana zarar vermez. O büyüye musallat olan ve o büyüyü koruyan cinler insanlara zarar verir. Anlattıklarınıza göre size kardeş kanı büyüsü yapılmış. Hristiyan bir cinle bir kız evlendirmişler. Yani düşmanınız her kimse size bu büyüyü yaparken bu Hristiyan cinlerden yardım almış. Bir kıza bu cinleri musallat ederek aynı zamanda da size musallat etmiş. Ama amaç asla öldürmek değil, süründürmek. Acı çektirmek. Allah kahretsin hepsini. Allah kahretsin. Bedir Bey, bu durumdan nasıl kurtulacağız? Bir zamanlar ben de yapmıştım bu büyüyü. Çözmek çok zor. Ancak anlattıklarınıza göre bilmeniz gereken çok önemli bir konu var. Nedir?
Sanırım kızınız size yapılan bu büyünün koruyucu ciniyle evlenmiş. Yani kızınız bir ateş ciniyle evli. Sessiz ol. Biz burada olduğumuzu bilmesinler. Oğlum ne enteresan bir şey bu ya. Çocukken oynadığımız oyun meğerse gerçekmiş. Ay ya, farkında olmadan sürekli cin çağırıyormuşuz. Kiki, geldiysen haber ver. Sus ya. Ya ne günlerdi. Ya. Keşke hep çocuk kalabilseydik be. Değil mi ya? İşte. Bedir. Neyin var? Aklım o kızda kaldı. Zavallının hiçbir günahı yok. Annesiyle babasının pis işlerini, niyetini ödüyor işte. Söyleyemediğin şeyler mi var? O kız annesinin yaptırdığı bir büyünün tesiri altında. Nasıl ya? Satanım birine büyü mü yaptırmış? Birine değil. Kocasına. Bu nasıl olur? Bir şey diyeceğim. Beni niye götürmüyorsunuz oraya? Seninle başka işlerim var. Ne mesela? Benim güzel prensesim, bugün nasıllar? Çok iyiyim babacığım. Güzel kızımın karnı acıkmış mı acaba, yemek yer misin? Ama anneannem bana masal anlatacak. Biraz sonra onunla beraber yemek istiyor. Neredeyim ben? Burası neresi? Sağ yanımdaki melek, sol yanımdaki şeytan. Neredesiniz? Bu sessizlik, bu karanlık, bu kaybolmuşluk, bu koku, kan kokusu. Genzimi yakan bu kan kokusu ne zaman dinecek? Ne zaman bitecek bu ölümler? Neden benim ellerim bu kadar kirli? Ben ne zaman bu kadar kirlendim? Neredeyim ben? Burası neresi? Cennet ve cehennemin tam ortasında bir yerlerdeyim. Bu bir Araf olmalı. Üstümüzde bir kara bulut var sanki. Hanginize bakalım önce? Bana bakın. Yüzüğünü ver. Yılanlar sarmış etrafında. Bir kız çocuğu var.
Sürekli bir şeyler okuyorsun. Ciğerlerinde yara var senin. Doktora gittin mi hiç? Gittim ama bir şeyin yok dediler. Dikkat et, arkanda gözyaşı var senin. Evinizin üzerinde bir beddua var. Yakında kızının düğünü var. Kızınız size yapılan bu büyün koruyucu ciniyle evlenmiş. Ben sizden bir şey rica edeceğim. Bu kadından tamamen ayrılsın mı istiyorsun? Hayır, o kadar değil. Hem karısı hem de kız kardeşi yok olsun istiyorum. Bu kolay. Fakat bunun bir diyeti var. Birini kurban edeceksin. Kendine gel Satı. Şuna bak Muzaffer. Şunlara iyi bak. Ne istediler benden? Ne istediler? Susma, cevap ver Muzaffer. Senin o orospu karınla, baldızın yüzünden benim çocuğum ne hallerde? Onların yüzünden benim annem öldü Muzaffer. Merhaba Elif. Nasılsın? Teşekkür ederim Belir abi. Beni nereden tanıyorsun? Anneannem söyledi. Anneannem burada mı? Evet. Yukarıda uyuyor. Muzaffer Bey. Elif yürüyebiliyor mu? Evet, yürüyebiliyor. Ama çabuk yoruluyor. Bunlar ne anlama geliyor? Gerçekten cin mi görüyor yoksa hayal mi, bunu öğrenmem gerekiyor. Kurtulacak mı peki? O masum. Onu kurtaracağım. Elif. Efendim? Biz burada kaç kişiyiz? 6 kişiyiz. Olur mu güzel kızım? Biz burada 4 kişiyiz. Muzaffer Bey. Peki burada kendine en yakın gördüğün kişiye bebeğini verir misin? Hı. Hadi. Thank you.
kurtulacak mı şimdi kızım? Kurtuldu evet. Ama çok enteresan bir durum daha var. Nedir o? Size yapılmış olan bir büyü var evet. Ama kızınız kendisine musallat olan cini bir oyunun parçası olarak kendisi çağırmış. Nasıl bir oyun bu? Çok eski bir oyun. Elif'in bunu biliyor olması çok enteresan. Eskiden kibrit çöplerini birbirine değdirip Kiki ismini bir cin çağrılırdı ve ona sorular sorulurdu. Peki Elif zaten kendisine sürekli bu oyunun ve bu cinin anneannesi tarafından anlatıldığını söylüyordu. Onunla alakalı bir durum olabilir mi? Kiki cinler aleminin en uzun boylu cinidir. Musallat olduğu kişilere sürekli halüsinasyonlar ve reenkarnasyonlar yaşatır. Amaç öldürmek değil. Amaç süründürmek ama neden? Neden bir oyun gerçeğe döndürülmek istensin? Hadi bunu geçtim. Elif benim koruyucularımı görebiliyor. Ayrıca kıza musallat olan bu cin sadece onu rahatsız eder. Sizin yaşadıklarınız başka bir etkiyle ilgili. Amaç öldürmek değilse çok da korkulacak bir durum yok o zaman. Yani sen büyüyü bozduktan sonra bu halüsinasyonlar ve reenkarnasyonlar çok çabuk halledilebilir. Yeliz, tıp her ne kadar bunu reddetse de reenkarnasyon yaşamak ve halüsinasyon görmek bir cin çarpmasıdır. Ayrıca başka bir etki var diyorum. Sen dahil herkes, yani bu eve giren herkes bundan payını alıyor. Bu evde başka bir etki daha var. Yaşadığınız her şey bununla ilgili. Neden geldik biz buraya? Burada bir şey var. İyi de biz burayı uzun zamandır kullanmıyoruz ki. Bu nasıl bir koku? Bu nasıl bir koku? Deniz, hadi sen gelme. Nedir Bedir Bey?
Bunlar size bahsettiğim o etki altına alan büyüler. Yuva yıkmak için kullanılır genelde bu büyüler. Yuva mı? Bunu her kim yaptıysa yuvanızı yıkmak için yapmış. Ancak şöyle bir şey var ki bu büyü bir kurban verilerek yapılır. Kurban. Büyük bir kurban verilmiş. Birini kurban edeceksin. Annem. Çok yaşlı. Bunun için de kendi annesini kurban vermiş. Ama bu korkunç bir şey. Bu gerçek olamaz. Satı böyle bir şey yapmaz. O başkasına zarar vermek için kendi annesini kurban etmez. Bu çok merhametlidir. Bir karıncayı bile incitmez. Gerçek değil, değil mi bu? Maalesef gerçek Muzaffer Bey. Aynayla terazi hiç yalan söylemez. İsterseniz kendisine sorabilirsiniz. Satı. Eder. Söylediklerin gerçek olamaz. Gerçek. Her şey gerçek. Hani Gökhan'la Deniz de gelecekti? Nerede onlar? Korkuyorum ben. Hadi gidelim buradan. Korkma teyze kızı. Gökhan olması gerektiği yerde. Lütfen. Senin için her şeyi yaparım aşkım. Sen paradan haber ver. Tamamdır. Verdiğim ilaçların dozajı çok yüksek. Sağlam kafa yapar, merak etme. Sürekli hayal görürler. Sen de masum değilsin. Bedir, ne yapıyorsun? Bedir ne yapıyorsun? Hayır! Beni bırakıp gittiğin günü hatırlıyor musun baba? Baba. Olamaz. Yıllar önce hiç acımadan, gözümüzün yaşına bakmadan bırakıp gittin mi sen? Bak. Şimdiki kızın da yanında. Seni hep bekledik baba.
Her gece kızmaların gelirdi aklımıza. Biz senin kızmalarını özledik baba. Ben her gece annemi gömdüğüm o mezarın yanına, senin ölmeden gömdüğüm mezarın yanında and içtim. Ölmeden sürüneceğin, acı çekeceğin günü görmek için bekledim. Hatta kız kardeşimi bile cinlere kurban verdim sana musallat olsunlar diye. Sonra annemi öldürdüm. Sırasıyla teyzemi, komşularını, psikoloğunu, doktorunu, medyumunu, karının komşularını bile ben soktum hayatım. En son kuzenim Yeliz. Acılarını dindirmeye geldim baba. Gün hesaplaşma günüdür. Acıların dinleyecek. Kabus bitti baba. Kader dediğin şey beyaz bir kağıda sütle yazı yazmaya benzer. Beyazı beyazdan sökmeye gücün yetmez. Etin tırnaktan ayrılmadığı avuntusuyla geldim ben bu yaşa. Hiçbir zaman gitmeyecek dediklerimiz, bizi asla terk etmez dediklerimiz şimdi kim bilir hangi çiçeğin poleni oldu. Sahi, cennet neredeydi? Neresiydi? Ayaklarının altındaydı cennet. Adı anneydi. Anne. Efendim anneciğim. Bana su verir misin? Yeni bir rüya gördüm. Yine Kiki geliyordu ve içime giriyordu. Anne, babam ve Elif nasıl öldüler? Ağlama artık. Bak, kabus bitti.